Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Acılarını paylaşmak adına uzaktan yakından teşrif ettiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bilmiyorum başka köylerde kaçıncı cenaze namazları kılındı bu sene. Kaç kişi doğdu onu bilmiyorum ama 10 kişinin cenaze namazını kıldığımız vaki. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu ölümü ve hayatı imtihan üzere yaratmıştır. Kullar olarak temel görevimiz var. Allah'a karşı kulluk görevimiz, birbirimize karşı kardeşlik görevimiz, bizim dışımızda yaratılan varlığa karşı da hamilik görevimiz. Üzerinde durmamız gereken hususlardan bir tanesidir. Bu sadece belediyenin haftada bir, ayda bir gelip de çöp toplamasıyla halledilecek bir mesele değil. Sohbet edeceğiz. Geçmişlerimiz için yine dualar edeceğiz bu camimizde. Ondan sonraki akşam herkes kendi evlerinde, kendi programlarına devam edebilirler. Önce hanım kardeşimizin cenaze namazını kılacağı... ...saltanatın olacak tart misali musalla taşında. Evet, şu anda bu hallenmiş kardeşlerimizin halinden Cenab-ı Mevla ibret alabilmeyi nasip eylesin. Diyor ki Necip Fazıl Kısakürek, binlerce evin olsa hepsi seni kovacak. Binlerce evin olsa hepsi seni kovacak. Düşün, yine en güzel evin kabir olacak. Kapı kapı, son kapı ölümse, her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse. Merhume, Emriye, Tarhan kardeşimizi hali hayatında şu anda cenaze namazını kıldığımız bu merhumelere yapacak olduğumuz dualarımızı ve biraz önce kılmış olduğumuz namazımızı kendi katında kabul eyle. Ve mizanda sevaplar, günahlar, merhum ve merhumelerin geride bıraktığı yakınlarına, her bireylerimize sabr-ı cemil, ecr-i cezil ihsan eyle ya Rabbi. Din kardeşlerimize istifade ettir ya Rabbi. Gönderdiğin Kur'an-ı Kerim'i okuyarak hükmüne amel etmeyi cümlemize lütfu ihsan eyle. Değerli din kardeşlerimizi de af ve mağfiret. Amin. Bi hürmeti seyyidil mürselin. Caminin altında ikramlarımız var. Bu kardeşlerimizin ikramıdır bu. Bayan kardeşimizin, erkek kardeşimizin ikramıdır.